Yönetim transferleri Hı olur. hı. Gayet mantıklıdır, doğaldır. Yani bazılarını anlıyorum. İşte Almanya 2. liginden oyuncu mu alınır? Niye alınmaz? Senin Serdar Almanya 2. Dursun'la ligin, senin Süper Lig'inden daha mı düşük Steven zannediyorsun Kolker. yani? Kolkur ayrıca işte kendini kanıtlamış bir şey. Sadece işte stoper sayısının artması biraz şaşırtıcı kimileri Sayı artıyor da tarafından bulundu. nitelik düşüktü. Niteliği artırmaya Hı. çalışıyor yönetim. Çünkü o stoperle 7 stoper var. 3 tanesini zaten kesin yollayacaklar. Ya kadro dışı ya bireye kiralık yollayacak ya da bonservisiyle yollayacak. O kaçınılmaz bir şey. Yönetimler transferler yaparlar. Serdar Dursun ve Kolkır transferleri de doğru transferlerdir. Ayrıca ben Kolkır'ı Fenerbahçe TV'de mi gördüm? Bir yerde Hı gördüm. hı. Türkçesine hayran kaldım. Biraz Balotelli havası var Kolkır'da da. Kolkır'ın yaşam hikayesi de biraz Balotelli hikayesini Evet. andırıyor. Kolkır'a ben şu Türkçe konusundaki hakimiyetine birkaç defa daha ekranlarda dinledik ama bu kadar uzun ve düzgün Türkçe konuşabileceğini düşünmüyordum. Çok saygı duydum. Yani Kolkır farklı bir tip. Sahada başarısız olabilir. Bence başarılı bir insan. Ama evet yani Yani. hikayesini Evet. düşününce işte hani belki bilmiyordur izleyicilerimiz ama alkol ve kumar Evet. alışkanlıkları var İngiltere'de oynadığı dönemde. Sonrasında işte rehabilitasyona gidiyor, tedavi oluyor. Bu işte kötü alışkanlıklarından kurtulup tekrar sahaya dönüyor. O Biraz da yüzden Vardy'e de Türkiye ikinci benziyor. Leicester'ın şansın Vardy'si gibi. diyor. O Türkiye'de ikinci yüzden şansın benim diyor. ben Balotelli'yi çok ilginç biri olarak bulduğumu söyleyebilirim. Balotelli tabii Ama ki hocam. onunla Evet. kimseyi de kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Çünkü bizde Balotelli deyince önce insanların aklına bir negatiflik geliyor. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Doğru O yüzden olabilir. Kolkır'ı ben tamamıyla pozitif yönüyle büyük bir saygıyla değerlendirmenin daha doğru olduğunu Ben düşünüyorum. Balotelli'ye de saygı duyuyorum Ne, ama. bak ben saygıyı söyledim ama Balotelli deyince böyle aklımıza o Mahallenin ufak haşarı çocuğu. futbolcu yaramazlıklarını yapan Evet. futbolcu geliyor aklımıza. Kolkır tamamıyla olgunlaşmış. Hatta o olgunluğun beraberinde getirdiği bu tür insanların her zaman esiri olduğu kötü Kesin. alışkanlıklardan kurtulma isteğini büyük bir özveriyle gerçekleştirmiş biri. O Hı yüzden bu hı. yönüyle de benden müthiş bir övgü hak ettiğini söyleyebilirim Kolkar'ın. Kaldı ki saha içi performansı benim her zaman çok olumlu gördüğüm performanslardan bir tanesi. Çünkü hep diyoruz dünya futbolu bir yerlere gidiyor. Dünya futbolu bir yere koşuyor. O koştuğu yerde de artık geriden oyun kurma dahil olmak üzere işin teknik tarafı, işin topa sahip olma, oyunu daha fazla yönlendirme tarafı ön planda. Bence Alanya'da da bunu büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de önde oynayan bir stoper olarak Alanya'da da önde baskı uyguladıkları için arkasındaki o geniş alanı savunma konusunda da deneyimleri olan biri. O yüzden iyi transfer kesin. Kolkır altyapı oyuncuları için de bir model olabilir. Bence Fenerbahçe iletişim birimi Kolkır'ı birazcık daha farklı yönleriyle Kullanabilir. anlatmalı bizlere. Yani çünkü öğrenmenin yaşı yok. Bizim de bu yaşlarda Kolkır'dan öğreneceğimiz şeyler olabilir. Çünkü onu bize vaat ediyor. Öyle bir geçmişten geliyor. O tür oyuncuları sonuçta hayat dediğimiz şey sonu olan bir şey. Küt diye yarına çıkmama ihtimali var hepimizin. Kolkır gibi tipler hayatı değerli kılar. İnsana başka bilmediği ya da aklına gelmeyen şeyleri öğretir. O yüzden Fenerbahçe iletişim birimi Kolkır konusunda birazcık daha paylaşımcı çalışmalar yapsa iyi olur fikrindeyim ben. Ama sahada da hocamın dediği gibi geriden oyun kırma önem kazandı. Hı. Kolkır bunu ne kadar yapar, ne kadar Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına cevap verir bilmiyorum. Mesela o işi ben Salahin'in daha iyi yaptığını düşünüyorum. Kolkır da ona yakın olur ama işte hani çift stoperi koyduğun zaman birisi deli hırçın olsun, birisi akıllı olsun istersin. İşte deli hırçın kontenjanından Kolkır'ı her zaman kullanabilirsin. İkisi de deli olsun dersen Serdar'ı da koyarsın. İkisini oynatırsın. Salah'ı biraz öne çıkarırsın. 3-5-2 belki hoca oynatır. Bilemiyoruz. Hoca da 5 yıl sonra geliyor. Belki sistemini Şimdi evet değiştirmiştir. hocanın biraz sistemini Evet. konuşalım. Yani ilk Fenerbahçe döneminde nasıldı? Şimdi nasıl beklemek lazım? Tabii Çin Süper Ligi'nde geçirdi o aradaki zamanı Vitor Pereira. Çok karşılaştırmak belki doğru olmayabilir. Yani Çin Evet. Süper Ligi ile Türkiye Süper Ligi arasında çok büyük fark var.
Ama şüphesiz 5-6 yılda değişen ve gelişen şeyler olmuştur. Hocam siz mesela nasıldı oyun? Sizce nasıl evrilmeli? Ya, nasıl evrilir? 4-2-3-1 oynatıyordu hoca diziliş olarak. Ki onun öncesi sonrasıyla da genelde bu dizilişe bağlı kalan bir yapı içinde. Biraz Mourinho'cu, evet. Evet ama onun çok yanı sıra... Çok benzer hikayeleri de bu arada. Doğrudur. Mourinho'yla yani, üniversiteden mezun oluyor ikisi de işte şey Portekiz'den. Yüksek derecelerle mezun oluyorlar ama Pereira'nın İngilizcesi Mourinho'ya göre bir tık daha geride ama sanırım birinci ya da ikincilikle mezun olmuş Pereira'da. O da biraz daha İngiltere ve İngilizce konuşulan ülkelerde Hı-hı. çalışırsa o konuda evet. da kendini geliştirir. Tabii şu konuda ısrarlı bir şekilde altını çiziyorum. Oyun sistemleri yani dizilişler bizim kafamızı çok karıştırmasın. Siz istediğiniz dizilişle sahaya çıkarsınız. Bambaşka bir oyun oynayabilirsiniz. Dolayısıyla oyunun stratejisi bence dizilişten çok daha önemli. Top sendeyken ne yapacak takımın, top rakipteyken ne yapacak? Bu ki sahipsiz topları şu an için konuşmayalım. Fenerbahçe'nin oyun anlayışında da topa sahip olmak var. Yani ben daha geriden başlayalım. Bir out atışıyla oyuna başlarken top bendedir. O topu rakibe vermeden mümkün olduğunca benim en kısa zamanda rakip kaleye inerek orada pozisyon üretmek, o pozisyonu da mümkünse olumlu sonuçlandırarak hı hı. atak bitirmeyi hedeflemeliyim. Fenerbahçe'nin anlayışında bu hep oldu, hep var zaten. Şimdi bu da günümüz futbolunda yapıcı olmanın, pozitif futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor Fenerbahçe adına. Şimdi hocada bu anlayış geçmiş dönemde çok ön planda değildi. Yine bu anlayışla oynayan takımlar isterler ki Beşiktaş'ın bu seneki şampiyonluğunda önde kaybettiği topları bakın hı-hı. her zaman atak bitiremiyorsunuz. Karşınızda bir de rakip var. Kaybettiği Aa, topları hemen geri kazanmak için önde yaptıkları baskıydı. Bunu da istiyor Fenerbahçe. En güzelini İtalyan'ın istiyor. Yaptığı gibi. Evet. Bunu da istiyor. Bu anlayış da hocada çok yoktu. Ama bu gelişinde neler yapacak onu hep beraber göreceğiz. Ya isim vermeyeyim. O da belki Fenerbahçe'de bu son dönemde de görev yapmış bazı hocalar gibi. Önde baskı yapmadan rakibi ben ikinci bölgede Hı-hı. karşılayayım. Orta sahada karşılayayım. Kompakt bir duruş sergileyim. Mümkün olduğu kadar oyunun merkezini sağlam tutayım. Rakibe girme şansı vermeyeyim. Kazandığım toplarla da biraz daha çabuk çıkmaya çalışayım zihniyetiyle oynayan bir hoca İşte vardı. Oyuncu profili buna ne kadar uygun sorusu böyle tepeden aşağı masanın ortasına iniyor. Selahattin hocam. Abi benden çok yaşayacaksın. Şimdi onu soracaktım. Elindeki oyuncularla acaba bu böyle mi oynanır? Seyirci yemez bunlar. Atlam oyundan bana uzattığını görmemişlerdir ama. Vallahi aynısını soracaktım. Şimdi onu düşünüyordum. Şimdi ben iddialı konuşacağım biraz. Ya biz sürekli gelişimden bahsetmiyor muyuz? Yani sevgili Selahattin hücum yönünde, yaratıcılık yönünde bu kadar yetenekliyse, ya onun kariyeri bunu kendinden istiyorsa, onun takımının kurtuluşu geleceği buna bağlıysa, biraz da baskı yapmasına veya biraz daha defansif görev üstlenmesine hı hı. bir engel var mı Selahattin? Hocam yok da 30 yaşından sonra onu kaslara, zihne kabul ettirmek zor. Ya, o oyuncu karakteriyle ilgili. Yine eğitime yine karşı. 5 tane oyuncum var. 5'i de aynı özellikte. Yani bir tanesi rakibi kovalayan oyuncu olsa işte Burak ne kadar rakip defansı rahatsız ediyorsa işte şeyde Sise de o kadar etti. Samata da o kadar etti. Fazlası değil. Bunlar o özellikte oyuncular değil. Ya takım mühendisi diyoruz ya bizde takım mühendisi yok. Bizde takım çalışılığı var.